Allah'ın sözü nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yoksullar için, ezilenler için, işçiler için, emekçiler için ne diyor? Allah işçinin, emekçinin yanındadır diyor. Ezilenleri yeryüzünde önderler yapmak istiyor diyor. Fakirlerin, zenginlerin malında hakkı vardır diyor. İhtiyaçtan fazlasını verin diyor. Paylaşın, bölüşün diyor. Allah böyle söylüyor kitapta. Ey Allah'a inanan Müslüman, ey Allah'a inanan müminler, bu sözlere uymalısınız. Çünkü Allah'ınız bunları söylüyor demeli. Böyle yaklaşılması gerekirken, suyu gördün mü? Gördün. Allah'ı gördün mü? Görmedin. O zaman yok. Müdahale ediyor mu? Etmiyor. Etmiyorsa yok. Lafı buraya getirmenin bir alemi yok kardeşim. Bana göre Allah şu anda yeryüzüne müdahale ediyor. Her gün, her saat. Kürsü TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada konuğumuz araştırmacı yazar İhsan Eli Açık. İhsan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İhsan Hocam sizlere birçok camia tarafından tartışılan, dünyada bu kadar sefalet varken, savaş varken, çocuklar ölürken, Allah bu kadar kuvvetli ve kudretliyken neden bu insanlara yardım etmiyor? Şimdi bu Allah'tan ne anladığınıza bağlı. Allah niye yardım etmiyor dediğiniz zaman Allah nedir? Allah'ı nasıl anlıyorsun sorusu sorulur. Mesela Hazreti Ali'ye demişler ki Allah'ı neden göremiyoruz diye sormuşlar. Hazreti Ali de benim Allah'ı görmediğim gün yoktur demiş. Görmediğim bir Allah'a inanmam demiş. Acaba ne demek istemiş? Onun kafasındaki Allah anlayışı Allah'tan ne anladığı bu sözleri ona söyletiyor. Şimdi Allah dış dünyada görünür bir nesne olmadığı için insanlar işte Allah bu diye bir nesne gösteremedikleri için kalplerde bir his ve bir duygu olarak var olduğu için onu tanımlama yoluna gidiyorlar ve her bir ona inanan insanın hissinde o bir başka şekliyle tezahür edebiliyor. Madem Allah'ı göremiyoruz, o zaman Allah'ın kitabı olduğu düşünülen metinlerde, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisinden hiç mi bahsetmiyor yani? Bu yeryüzündeki açlığa, sefalete, yoksulluğa hiç mi değinmiyor? Bunlarla ilgili hiç mi bir şey söylemiyor denilirse, söylüyor, birçok şey söylüyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de, bana göre İncil'de ve Tevrat'ta da dahil olmak üzere esas mevzu budur. Yani yeryüzündeki açlığın, sefaletin, yoksulluğun, eşitsizliğin kaldırılması, Allah'ın kullarının bir eşit hale getirilmesi. Kur'an'ın ortaya koyduğu esas sosyal dava da bunlar ibarettir. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah nasıl tanımlanıyor? Oradan başlamamız lazım. Oradan başlarsak Allah niye müdahale etmiyor sorusu da cevabını kendiliğinden ortaya çıkarabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı doğrudan tanımlayan iki tane ayet var benim görebildiğim kadarıyla. Doğrudan tanımlayan diyorum çünkü Allah şudur, Allah budur diye yargı bildiren ve Allah'a tanım getiren, tarif getiren iki tane ayet var. Birincisi Nuru semavati vel ard ayeti. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nuru. Yani Allah burada bir nur olarak tanımlandığını görüyoruz. Nur iki manaya geliyor. Birincisi alev, ikincisi ışık. Nur ışık demektir. Böyle bembeyaz ışık. Aynı zamanda nar şeklinde okunduğu zaman alev demektir. Ateş demektir. Ateş alevi demektir. Dolayısıyla birisinden ışık, öbürüne ısı gelmiş oluyor. Allah'ın nur, ışık, ısı, aydınlık, evreni ısıtan şey, onu aydınlatan şey, ışıldayan şey, ışık diye tarif edilmesi söz konusudur. Nur ve nar şeklinde ifade edilir. Nuru semavati vel ard. Şimdi buradaki nurdan ne anlamalıyız? Yerlerin ve göklerin neyidir demiş oluyor. Nurdan maksat nedir? Buna işte ışığıdır, enerjisidir, ruhudur, onu var eden şeydir, onu ısıtan şeydir, enerji veren şeydir. Bitkilerin bitmesine, insanların soluk almasına, canlıların yaşamasına ve yaşayan her şeyin yaşamasına, var olmasına sağlayan şeydir dediğimizde bile aslında işte bir şeye benzetmiş oluyoruz. Böyle tanımlar yapılabiliyor. Diğeri de Allah'ı doğrudan tanımlayan diğer ayette Kur'an-ı Kerim'de El evvelü vel ahiru vel zahiru vel batinu ayetidir. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani Allah evvel geçmiş demek. Bütün bir geçmiş. Ahir gelecek demek.
Zahir görünen demek, batın da görünmeyen demek. Allah geçmiştir, gelecektir, görünendir, görünmeyendir. Aynı anda bunların hepsidir demiş oluyor. Zaten bunlar aynı zamanda insanların, var olan insanoğlu için algı ve boyutları ifade ediyor. Bundan başka da bir boyut var. Ya bir geçmiş algımız vardır, ya gelecek diye bir algımız. Görünen, bir de görünmeyenin derinliğinde olan şey, görünmeyen. Tüm algılarımıza birden hitap ederek bütün algılarda onun olduğu söylüyor. Zaten başka bir yerde kalmıyor. Şimdi evvelse, ahirse, zahirse, batınsa, ışıksa, ısıysa, alevse, ruhsa, enerjiyse, bütün bunlar ise, Allah derken bunlar kastediliyorsa, o zaman bunların yeryüzünde var olan açlığa, sefalete ve yoksulluğa müdahale edip etmemesi ne demektir? Müdahale etme dediğin zaman o görünenin dışında, yani görünenin dışında mı ki dışarıdan müdahale ediyor olsun? Yani işin dışında değil ki müdahale etsin, işin içinde zaten. Yoksulluk dediğin şeyin hemen yanında zaten. Yer dediğin, gök dediğin, karanlık dediğin, aydınlık dediğin, orası burası, coğrafya dediğin şeyin zaten içinde. O dışında mı ki dışarıdan içeriye doğru müdahale etmiş olsun? Her şey onun içinde olup bitiyor zaten. Durumu ortaya çıkıyor. Yani burada şuna benzetmiş oluyoruz. Allah deniz gibiyse bizler de o denizin içindeki balıklar gibiyiz. Balık ne oluyor? Denizin içinde doğuyor. Balıklar tohumlarını denizin içine saçıyor. Denizin içindeki yosunlar gibi balıklar da denizaltı varlıkları olarak, su altı varlıkları olarak denizin içinde doğuyorlar, oluşuyorlar, ete kemiğe, kılçığa dönüşüyorlar. Öldüğü zaman eğer bir balık tutulup da dışarıya çıkarılmazsa denizin içerisinde yaşayıp, doğup büyüyüp denizin içerisinde dağılıp denizin içerisinde yok oluyorlar. Yani denizden geliyorlar balıklar, denize dönüyorlar. Denizin içerisinden et, kemik ve balçık oluşumu olarak meydana geliyorlar. Denizden biraz farklılaşmış olarak. Sonra öldükleri zaman denizin içinde böyle dağılıp gidiyorlar ve bir deniz oluyorlar. Ortada denizden başka bir şey yok. Şimdi aynen bunun gibi dünyadaki bizim Allah'la ilişkimiz de budur. Ne deriz? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Herkes topraktan geliyor, toprağa gidiyor. Buradaki toprak da sembolün anlamında, Allah anlamında kullanmıştır. Benim sadık yarım kara toprak derken de Haşim Veysel Allah'ı kastetmiştir. Ondan geliyoruz, ona dönüyoruz. Burada yaşıyoruz, burada ölüyoruz. Burada ete kemiğe, balçağa bürünüyoruz. Sonra öldüğümüz zaman tekrar toprak oluyoruz. Toprağa karışıp etler, kemikler tamamen toprağın altında tutup toprağa bulanarak yok oluyoruz. Yani Allah'tan geliyoruz, Allah'a dönüyoruz. Ortada Allah'tan başka bir şey yok. Evren, evveli, ahiri, zahiri, batınla beraber şu gördüğümüz evrenin kendisini Allah'ın tezahürü, görünür hali olarak görüyor. Zahir diyor çünkü, zahir odur. Geçmişte olanlar, gelecekte olacak olanlar. Dolayısıyla Allah geleceği biliyor mu dediğin zaman da yine yanlış bir şey söylemiş oluyorsun. Çünkü Allah zaten gelecekte. Allah oraya niye müdahale etmiyor dedim ama zaten onu hemen yanında zaten. Onun içinde olup bitiyor zaten. Olmuş oluyor. Şimdi o zaman şuraya geliyoruz. Biz şu anki aklımızla her şeye vakıf değiliz. Bundan 1000 sene sonra ne olacak? 3000 sene önce ne olmuştu? 5000 sene önce biz var olacak mıyız? Ne olarak var olacağız? Bitki olarak mı? Çiçek olarak mı? Böcek olarak mı? Yok olmuş kemikler olarak mı? Ama hep var olan bir şey var. Güneş var, ay var, yıldızlar var, evren var. Doğuyor, büyüyor, patlıyor, çatlıyor, tekrar meydana geliyor. Büyük patlamalarla, şunlarla, böyle var olan bir şey var yani. İşte var olan şeyin kendisine biz zaten Allah diyoruz. Onun dışındaki her şey yok oluyor. Fani olan her şey fanidir. Sadece baki, meçhullah. Allah'ın gücü, kudreti ve varlığı bakidir. Şimdi dolayısıyla şu anda olup bitenlere hemen böyle yorum getirerek neye müdahale etmen, ne biliyorsun etmediğini. Müdahalenin şekli farklı olabilir. Bizim müdahale etmediğini zannettiğimiz yerlerde belki de müdahale ediyordur. Peki müdahale ediyorsa bile niye hemen çözmüyor sorunu, halletmiyor? Peki sorunun tamamı burada çözülmemesi gerekiyordur. Belki ileride de ele alınacak boyutları vardır. Dolayısıyla burada ben şöyle düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de açlıkla ve yoksullukla mücadeleyle ilgili ayetler var. Yani kitabın metni içerisinde açlığa ve yoksulluğa karşı mücadeleye çağrılıyoruz. Evet, yeryüzünde ezilenleri önderler yapmak istediğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Zenginlerin malında yoksulların hakkı olduğunu söylüyor. Bir ay onun için oruç tutuyoruz. Yeryüzünde açlık hala sürüyor diye bize verilmiş bir cezadır oruç. Sürekli bir yanlışlık yapıldığında yoksulu doyurmak, fukarayı gözetmek, köleleri özgürleştirmek. Bu oyuna Kur'an-ı Kerim bunları söylüyor.
Yani bunu yeryüzünden kaldırmaya çalışan bir yol, yönlendirme olduğunu açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Ama fiili kudret olarak Allah dışarıdan bilfiil müdahale ederek ne depremi durduruyor, ne yağmura engel oluyor, ne sel felaketinin önüne geçiyor, ne katliamlara bizzat müdahale ederek kendisi mani olmuyor. O zaman o Allah'ın müdahalesi, kendisinin bizzat müdahale etme dediğin şeyin kendisi nedir? Onu nasıl anlaman lazım? Hazreti Ali'nin dediği gibi de belki de müdahale ediyor ama biz görmüyoruz. Fakat müdahale ettiğinde sorun çözülmüyor ama şu anda ömrümüzün yettiği anda bu sorunun çözüleceğini belki de görmeyeceğiz. Bu işin başka boyutları, başka gelecek zamanları da söz konusu olabilir. Ama ben bütün bunlara rağmen şöyle anlarım. Bir, eğer benim inandığım, Allah'ın kitabı olarak inandığım kitapta açlık ve yoksulluğa karşı bir teşvik, onu önlemeye yönelik bir mücadele çağrısı, direniş çağrısı ve bunun için çaba sarf etme çağrısı var mı yok mu? Var. Çok açık bir şekilde var. Kitap çerçevesinden baktığımızda bu yeterlidir. İkincisi, yeryüzünde açlığa ve yoksulluğa karşı girişilmiş bütün mücadeleleri Allah'ın müdahalesi olarak görüyorum. Yani diyelim bir yerde haksızlık yapılıyor, insanlar sokağa dökülüyor, adalet çığlıkları atıyor. Onların hepsi Allah'ın sesidir. Bir yerde zenginler yoksulları eziyor, sömürüyor. Orada yoksullar ayaklanıyor ve hak talebinde bulunuyor. O da Allah'ın sesidir. Bunların hepsi Allah'ın müdahalesidir. Yani yeryüzünde inansın inanmasın, Müslüman olsun olmasın, doğulu olsun batılı olsun, güneyli olsun kuzeyli olsun, kim olursa olsun, sırf adalet sesi yükseltiyorsa, sırf sömürüye karşı eşitlik sesi yükseliyorsa, ezenlere karşı ezilenin çığlığı olarak ortaya çıkıyorsa, onlar hepsi Allah'ın sesidir ve müdahalesidir. Ben böyle görüyorum. Bu müdahale şu anda yeryüzünün her yerinde, her dakika, her saniye oluyor zaten. Şu anda kim bilir yeryüzünün neresinde birisi adalet diye bağırıyor. Birisi ezilenlerin sesi olarak sesini yükseltiyor ve yoksullara çare bulmaya çalışıyor. Ve güçlerin zayıfları ezmesine karşı çıkıyor. Kim bilir dünyanın neresinde, şu dakikada, şu saniyede bunlar her an 24 saat boyunca hiç durmadan oluyor. Dolayısıyla hiç durmadan müdahale var zaten. Bunu böyle görmek gerekiyor. Allah insanlığın evrenin dışında yukarıda bir yerde bekliyor, aşağıya müdahale ediyor. Allah'ın gücü kudreti ortada. İnsanlık paramparça olduğu zaman bu güç ve kudret dağılmış oluyor. Allah'ın gücünü nerede görürüz? Ezilenler birleştiği zaman, yoksullar birlik olduğu zaman Allah'ın gücünün ne olduğunu o zaman görürsünüz. Tek bir kişi Allah'ın gücünü kendi başına gösteremez ki. Ama memlekette dünyadaki tüm ezilenler, tüm sömürülenler, tüm açlıktan ölenler, çaresiz kalanlar bir araya gelse, birleşse o zaman güç ortaya çıkar. O gücün karşısında kimse duramaz. Paramparça olduğun zaman o da ortaya çıkmamış olur. Yani Allah'ın yaratışında ve alemle ve insanlıkla ilişkisinde şöyle bir şey var. Allah'ın iş görüş tarzı böyle olduğu anlaşılıyor. İnsanlara rağmen, doğaya ve tabiata rağmen dışarıdan müdahale etmiyor. Her şeyi kendi doğal haline bırakıyor. O içeriden müdahaleyle onun ortaya çıkmasını istiyor. Kimse hiçbir şey yapmazsa dışarıdan bir güç müdahale de onu durdurmuyor. Sizin içeriden bir güçle harekete geçmiş olmanız gerekiyor. Müdahaleyi bu yasalara bağlamış. Müdahalenin de kanunları, yasaları var. İçeriden harekete geçmedikçe dışarıdan bir müdahale olmayacaktır. O müdahale içeriden hareketin başlaması ve onların birleşmesiyle tecelli edecektir şeklinde bir kural uygulandığını görüyorum. Ve onun müdahalesinin böyle olduğunu anlıyorum. Gördüğümüzden biz bunu anlıyoruz. Şimdi niye kendisi dışarıdan hemen müdahale edip durdurmuyor falan diye, bu çocukça sorulardır. Yani bunlar çocukça soru, hemen beklenti veya bir yargıya ulaşmak için sorulmuş kasıtlı sorulardır. Yani bunun arkasından ne gelir? Genellikle şöyle, çünkü öyle bir Allah yok. Yani adam karşıdaki kişiye Allah'ın yok olduğunu ispatlamak için gerekli kısa yoldan kuş uçuşuyla bu yolları denerler. Allah müdahale etmiyor çünkü yok. Olmadığı için müdahale etmiyor. Lafı oraya getirecek yani. Yani bu böyle hakikati anlamaya yönelik değil de kendi ön yargısını karşı tarafa kabul ettirmek ve karşı tarafı çaresiz bırakıp kontorpiyede, yani kilemde bırakarak onun Allah'a olan inancını sarsma amacıyla bunlar yapılmaktadır. Bu sorular sorulmaktadır. Kasıtlıdır. Eğer hakikati aramaya çalışıyorsanız bu soruyu ben de kendime soruyorum canım. Biz de soruyoruz. Ama ben de hiç öyle bir sonuca varmıyorum. Ha demek ki diyorum onun iş görüş tarzı
Müdahale tarzı böyle. Zamana yayıyor, dışarıdan müdahale etmiyor, içeriden harekete geçilmesini istiyor. Bunların birleşmesini istiyor, onunla gücün ortaya çıkmasını istiyor ve uzay yükleden zamana yararak hesabın diğer bölümlerinin daha sonra diyalektik akış içinde görülmesini istiyor diye anlıyorum mesela. Ben böyle anlıyorum. Peki o vatandaş niye böyle anlamıyor? Lafı niye yap? Çünkü yok, oraya getiriyor. Çünkü o ön yargılı, kasıtlı, fanatik bir şey var yani. Bir yargısı var, o yargıyı kanıtlamaya çalışıyor ve böyle kuş uçuşu kısa yoldan, yani ilkokuldaki ateist bir öğretmenin ilkokul çocuklarına yaptığı gibi, yani küçük küçük çocuklara böyle direkten mesela diyor ki, beni görüyor musunuz? Görüyoruz. Benim ismim ne? Ali. Ben kimim? Sen bizim öğretmenimizsiniz. Peki bu tebeşiri görüyor musunuz? Görüyorum. Tahtaya yazı yazdı. Bu yazıyı kim yazdı? Sen yazdın. Senin adınla, senin adınla her şey görünüyor. Bir bardak su gösteriyor. Bunun adı ne? Su. Ben ne yaptım? Suyu içtim. Ki Allah nerede? Görünmüyor. Demek ki yok. Böyle çocuklara böyle ateist propagandası yapan tipler var. Yani güya ne yapmış oldun sen şimdi? Çocukların kafasını inancı yıkmış oldun yani. O çocuk sana cevap verebilir mi bu şekilde? Ya zaten görünmediği için o Allah zaten. Görünmeyen şeye Allah diyoruz. Görüneni bana anlatma. Görünmeyen şeye insan zihni Allah der. Çünkü anlamıyor, bilmiyor. Daha bilmediği bir sürü şey var. Bilmediği şeyleri ifade edebilme amacıyla o inancı geliştiriyor. Sen onu boş ver. Bu yol değildir. Nedir peki? Ne olması gerekir? Ne diyor peki? Allah'a inanıyorsun da çocuğun kafasındaki veya vatandaşın kafasındaki Allah inancını yok etmeye çalışma. Ama şunu yaparsan bu doğru bir tartışmadır. Peki ne diyor Allah? Tamam, Allah'a inanıyorsun da Allah'ın sözü nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yoksullar için, ezilenler için, işçiler için, emekçiler için ne diyor? Allah işçinin, emekçinin yanındadır diyor. Ezilenleri yeryüzünde önderler yapmak istiyor. Fakirlerin, zenginlerin malında hakkı vardır diyor. İhtiyaçtan fazlasını verin diyor. Paylaşın, bölüşün diyor. Allah böyle söylüyor kitapta. Ey Allah'a inanan Müslüman, ey Allah'a inanan müminler. Bu sözlere uymalısınız. Çünkü Allah'ınız bunları söylüyor demeli. Böyle yaklaşılması gerekirken suyu gördün mü? Gördün. Allah'ı gördün mü? Görmedin. O zaman yok. Müdahale ediyor mu? Etmiyor. Etmiyorsa yok. Lafı buraya getirmenin bir alemi yok kardeşim. Bana göre Allah şu anda yeryüzüne müdahale ediyor her gün, her saat. Akşam haberleri açın bakın. Nerede? Zulme karşı bir ayaklanma, bir adalet çığlığı, yoksulların isyanı, bir itiraz, haksızlığa görürseniz Allah oradadır. Bu Allah'tan ne anladığınıza bağlıdır. Şöyle bir anlatıyla bitireyim. Bu İncil'de geçer, İslam aleminde de bir rivayet olarak geçmiştir. Kur'an'ın Allah tasavvuruna da uygun bir meseldir. Örneklendir. İnsanlara Allah kıyamet gününde şöyle diyecek. Ben acıkmıştım. Bana neden bir kap yemek getirmediniz? İnsanlar diyecek ki ya Rabbi sen nasıl acıkırsın? Allah'ın acıkmaması ne demektir? Allah acıkır mı? Hem acıksan bile nasıl doyurabiliriz ki? Sana nasıl bir yemek kap getirebilirdik ki? O da diyecek ki dünyada işte falan yerde insanlar açlık çekiyordu. Falan yerde insanlar açlıktan ölüyordu. Ben oradaydım ve sizi çok bekledim ama gelmediniz. Eğer gelseydiniz ve o insanlara bir kap verseydiniz beni doyurmuş olacaktınız diyecek. Sonra diyecek ki çok su istedim. Susuzluk çektim ama kimse bana bir bardak su getirmedi. Bir kap su getirmedi. Biz sana nasıl su getiririz dediği zaman falan yerde insanlar susuzluk çekiyordu. Oraya kimse gitmedi. Eğer gelseydiniz ben oradaydım. Sonra diyecek ki ben hastalandım. Kimse beni ziyarete gelmedi. Sen nasıl hastalanmışsın ve biz sana nasıl ziyarete geliriz? Ya Rabbi denildiği zaman da falan yerde insanlar hastalıktan kıranıyordu. Falan hastanede yatıyordu. İlaç yoktu, tedavi yoktu. Oralardaydım ben. Kimse gelmedi oraya diyecektir. Ve insanlara açlığa, susuzluğa ve hastalığa, çaresizliğe nasıl müdahale edeceklerini ve bu esnada kendisinin nerede olduğunu böylelikle anlatmış oluyor. İslam inancında Allah'ın yeri budur. Bunu yaptığınız zaman Kur'an-ı Kerim buna Ensarullah der. Allah'ın yardımcıları. Allah'a yardım edecek yok mu? Ensarullah, Allah'ın yardımcıları demektir ve sorar. Allah'a yardım edecek yok mu? Nasıl yardım edeceğiz? Allah'a nasıl yardım edilir ki? Biz Allah'tan yardım istiyoruz ama o Allah'a yardım ediliyor. İnsanların, yardıma muhtaç olanların yardımına koştuğu zaman Allah'a yardım etmiş oluyorsun.
Borca batmış olana borç verdiğin zaman Allah'a borç vermiş oluyorsun. Susuzun susuzluğunu giderdiğin zaman Allah'ın susuzluğunu gidermiş oluyorsun. Açın açlığını giderdiğin zaman Allah'a bir kap yemek vermiş oluyorsun. İslam inancı böyledir. Böyle olduğu zaman insanların Allah'ın nerede diye sormasına da gerek kalmaz. Gerisini Allah'a bırakmaları icap eder. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum ben de. Kürsü TV ekranlarında konuğumuz araştırmacı yazar İhsan Eli Açık'tı. İhsan hocamıza çok teşekkür ediyor. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.